Haberin sesinden bir kez daha merhabalar sevgili seyirciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz yayınımıza. Reklam arasına gitmeden önce de ifade etmiştim. Konuğumuzla bir aradayız. Estetik operasyonlardan söz edeceğiz. Çok fazla başlığımız var. Merak ettiklerimizi hocamıza soracağız programımızın bu bölümünde. Plastik estetik cerrahi operatör doktor Sayın İbrahim Orak stüdyomuzda bizlerle bir arada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese iyi seyirler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için, buraya geldiğiniz için. Çok fazla başlığımız var hocam. Hepsini sormak istiyoruz. Çok genel bir soru olacak ama hangi durumlarda estetik cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulur? Tabii ki hastadan gelen, çok güzel bir soru. Hastadan gelen talepler bizim için çok önemli ama biz genel olarak plastik cerrahi camiası olarak hastaya çok yararı olmayan estetikleri yapmıyoruz ya da hastayı belli bir dönem, mesela belli bir kilosu varsa liposuction, karın germe için belli bir diyet programını alıp belli bir kilo verdikten sonra yapıyoruz ki hastaya daha yararlı olalım. Onun için hastayla konuşuyoruz bunu. Eğer hastaya yararlı yoksa geri çevirdiğimiz bazı hastalar olabiliyor. Hastanın tatmin ve mutlu olması gerekiyor çünkü ameliyattan sonra. Çok önemli ameliyatlar. Değil mi? Ameliyatın amacı aslında bir yandan da bu. Kişiyi tabii mutlu ki edebilmek. Kişiyi mutlu edebilmek, hayatını daha kaliteli sürdürmesini sağlamak, daha mutlu hissettirmek. Hı hı. Onun için hastayla irtibatın iyi olması gerekiyor. Biz hastaya eğer yararlı olmayacaksa bu ameliyat size yararlı olmayabilir diye söylüyoruz. Hı hı. Bu bizim plastik cerrahide temel kuralımız ama uygunsa hastamız, ona her türlü bilgiyi vererek ameliyatımızı yapıyoruz. Herhalde plastik cerrahinin biraz ayrılan noktası da bu değil mi hocam? Siz diğer cerrahlara göre kişinin daha çok özel hayatındasınız sanki. Daha iyi bir iletişim kurmak durumundasınız. Kişinin psikolojisini de bir yandan aslında tabii, analiz tabii etmiş ki oluyorsunuz. Yani hastayla bizim iletişimimizin iyi olması gerekiyor. Hastanın beklentilerini bilmek gerekiyor. Hastayla tek bizim yaptığımız iş mesela diğer cerrahi bölümler gibi ameliyatını yap bir gün iki gün sonra taburcu değil. Biz hastayla uzun dönemli takip etmemiz değil gerekiyor. Mi? Çünkü estetik ameliyatlar uzun süreli takipler gerekiyor. Hasta ve doktor ilişkilerinin çok iyi olması hı-hı gerekiyor. Önce karar veriliyor, sonrasında belli bir süreç. Evet, mesela burun ameliyatı için gelen bir hastada bizim temel kriterimiz yüz şeklini etkilemesi burnun. Çünkü burun yüzün en ortasında olduğu için İyi yapılırsa yüzü çok olumlu bir şekilde etkiliyor. Eğer yüzü etkilemiyorsa hastaya diyoruz ki size yapılacak ameliyatın yüzünüze pek bir faydası olmaz. Çünkü yüz hatlarınızı etkilemiyor. Hı. Ama tam tersi de oluyor tabii ki. Yüzünüzü çok olumlu şekilde etkiler diyerek ameliyat kararı alıyoruz. Evet, yönlendirmeler yapıyorsunuz evet kişiye yönelik. Ve şunu gözlemliyoruz bizler son yıllarda özellikle. Yurt dışından ülkemize gelen isimler olabiliyor. Keza Samsun'a da öyle zaman zaman haberlerimize de hatta konu olabiliyor. Estetik cerrahi noktasında iyi bir yerde miyiz? Hem ülke olarak hem Samsun'u değerlendirecek olursak. Çok iyi bir yerdeyiz, onu gururla söyleyebilirim plastik cerrahi konusunda. Plastik cerrahi ile ilgili sorunuzu cevaplamadan önce bir şey söyleyeyim. Diğer cerrahi bölümlerden farklı olarak saçtan ayak tırnağına kadar tüm vücutta ameliyat yapan bir bölüm. Evet, bu da yine diğerlerinden ayrılan bir bölüm. Mesela kafa bölgesinde burun ameliyatı, kepçe kulak, yüz kırışıkları için yağ enjeksiyonları, botoks uygulamaları, boyun bölgesinde gıdış ameliyatları, gövde bölgesinde meme küçültme, büyütme, karında karın germe, liposuction, yine basenler, bacak inceltme liposuction'ları yapıyoruz. Tüm geniş bir alan. Siz dünyada neredeyiz? Dünyada çok iyi bir yerdeyiz. Biz Avrupa'dan daha üstün bir düzeydeyiz. Onun için Avrupa'dan Türkiye'ye ve özellikle Samsun'a. Samsun'da çok güzel çalışan merkezlerimiz var. Zaten dünyanın ortalamasında Amerika'ya yakın bir plastik cerrahi uygulaması yapılıyor ülkemizde. O nedenle gurur duyabiliriz kendimizde. Tercih ediliyor ülkemiz evet ve özellikle Samsun. Tabii fiyatlar da uygun. Fiyatlar da Avrupa'ya göre uygun. Arap ülkelerine göre uygun. Arap ülkelerinden de çok fazla turist geliyor. Samsun'da çok ciddi bir merkez. Çok güzel hakkıyla işini yapan meslektaşlarımız, abilerimiz, büyüklerimiz, hocalarımız da mevcut Samsun'da. Onun için Samsun bulunmaz bilmez. Zaten bölgeye de hizmet ediyor. Karadeniz bölgesine, bölgeye hizmet ediyor. Tüm Türkiye'ye, hatta Avrupa'dan bile çok fazla hasta geliyor. Evet. Bir yandan da şunu şöyle düşünüyoruz biz. Estetik cerrahi dendiğinde hep sanki yeni bir şeyler çıkıyormuş gibi bir algı var. Hakikaten öyle mi? Teknolojiler nasıl kullanılıyor? Son teknoloji tabii ürünleri. Teknolojiler her gün yeni bir şey geliştikçe ilaç sektörü hem de ilaç olarak geliştikçe mesela botoks sonradan çıkan bir ürün.
bir toksin biliyorsunuz. Evet, hep yeni bir şeyler hayatımıza giriyor sanki. Botoks bir mucize etkisi yarattı. Çok etkili ama doğru ellerde bir plastik cerrahi uzmanı, plastik cerrahi uzmanına ulaşamıyorsa hastalığımız bir cildiye uzmanı tarafından, bir uzman doktor tarafından uygulanması mutlaka gerekiyor. İşin çünkü çok olmalı. Fazla komplikasyonu da olan bir uygulama, çok basit bir uygulama değil. Yani nedir bir merdiven komplikasyonu. Komplikasyonu kaş düşmeleri yapabiliyor, ağızda kaymalar yapabiliyor. Yani boyun bölgesine uygulanmadan nefes borusuna etkileri var. Ölümcül onun için etkileri dahi botoks o kadar öyleyse. Masum bir ilaç değil. Uzmanın elinde yapılırsa yan etkileri en düşük düzeyde ve yok. 6 ayda bir tekrarlanması gerekiyor biliyorsunuz. Onun haricinde tabii ki teknolojinin gelişmesiyle ameliyatlardan önce hastaya görüntüsünü gösterme, özellikle burun ameliyatlarında. Endoskopik çeşitli yöntemler, yüz germelerde. Yine meme ameliyatlarında koltuk altından girme gibi çeşitli yöntemler gelişti. Teknolojinin de bize faydası çok fazla. Evet. Bu yöntemler kullanılıyor. Kullanılıyor. De. Bazıları deneme aşamasında ama kullanılıyor. Evet. Bunlardan da birazcık söz edelim. Ne gibi yenilikler bekleniyor? Hani hayal olmayanlar neler? Hayal olmayanlar neler? Tabii ki genç bir yaşlı hastalarımızda, özellikle bayanlarda, yaşlı demeyelim, olgunlaşmış evet. kişilerde. 20 yaş cildi. Lazer teknolojileri çok gelişti çünkü. Ama artık yüzde teknoloji geliştiği için direkt cerrahi, yani yüz klasik yüz germe dediğimiz kulak önünden yapılan insizyondan ziyade yine teknoloji geliştiği için insanın kendi kanını alıp o serumu vererek, serumdan zenginleştirilmiş kanı vererek yüze enjekte ediliyor. Bu küçük da yeni yöntemlerden bir birisi. Kök hücre nakli. Kök hücre naklini cerrahi bölümlerde Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan bölüm plastik cerrahi. Yani kök hücreyi kullanabiliyorsunuz. Kök hücre kendi yağını ya da kanı alınıyor hastadan. Yüzüne kırışıkları veriyor ve mükemmel sonuçlar elde ediliyor. Bu yaklaşık bir 10-15 yıldır yağla başlanmıştı. İnsanın kendi yağını alarak. Daha sonra insanın kendi serumunu verilmeye doğru gidiyor. Hatta bazı ilaçlar çıktı bir yıl önce. Bu kök hücreyi daha da artırıcı ilaçlar. Bu da hastaya ne oluyor? Ameliyat stresinden kurtarıyor. Poliklinik şartlarında enjeksiyonlar yapılabiliyor ve kırışıklıklar gidiyor. Yüzde dolgunluk yapıyor. Hasta memnuniyeti inanılmaz yüksek. Kişi olgunlaşsa da, yaş alsa da cildi kırışmadan aynen. Çünkü cilt altındaki atrofi dediğimiz gerilemiş doku dolgunlaştırıyor. Belirli bir yaştan sonra biliyorsunuz cilt altındaki doku geriliyor. Gerilediği için kırışıklıklar ve çöküklükler oluşuyor. Bu yağ enjeksiyonları, serum enjeksiyonları o tabakayı doldurduğu için, nasıl bir çukuru doldurmak gibi cilde bir parlaklık, dinçlik ve dolgunluk veriyor. Evet, kişinin kendi vücudundan biz hastanemizde Gazi Devlet Hastanesi'nde bu uygulamaları yapıyoruz. Bir kriter var mıdır hocam? Yüzünde kırışıklık olan herkese uygulanabilir mi bu bahsettiğiniz yöntem? Bir kriter var tabii, fazla bir kırışıklık olması lazım. Yine demin dediğim gibi yani hastanın talebi, doktorun değerlendirilmesi, evet, hastanın yarar görmesi, tabii ki önce zarar verme prensibi çok önemli. Bizim temel kriterimiz tıpta önce zarar vermedir. Önce zarar verme kriterine uygun olarak hastaya yapılacak işlemin, hastanın o belli çekeceği sıkıntıların da karşılanması gerekiyor. Çünkü belli bir işlem, belli bir zaman ayıracak hasta, belli bir yarar görmesi gerekiyor. Getirisi olması gerekiyor. Getirisi olması gerekiyor. Genellikle kırışıklıklarda ve çöküklük varsa çok etkili yöntemler. Hem yağ enjeksiyonu hem de serum enjeksiyonları. Evet, ki siz de kullanıyorsunuz. Kullanıyoruz biz. Gazi Devlet yağ zaten eskiden beri, 15 yıldır kullanıyoruz biz. Serum enjeksiyonu da yapıyoruz. Evet, bir diğer yandan da artık yaz geliyor. Özellikle biz kadınlar birazcık daha yoğun bir sürece girdik yazın yaklaşmasıyla birlikte. Bu noktada ayrışıyor mu hocam sizin yoğunluğunuzda? Hani estetik operasyonlara göre de böyle bir kategori etmek mümkün mü tabii, mevsimlere göre? Tabii tabii, çok güzel bir soru sorunuz. Bizim belli bir yıl döneminde belli bir yoğunluğumuz var zaten. Şu an o yoğun dönemde misiniz mesela? Şu anda işte paltolar çıkıp belli kilolar görünmeye başladı. İnce giyilmeye başlanacağı için belli bir dönem var. İşte vücut yağları fazlalığından gelen hastalarımız oluyor. Belli bir bahar dönemi artış oluyor ama 12 ay belli bir düzeyde bir hasta her zaman oluyor. Burun için gelenler her zaman var. Ama yazın mesela öğrenciler daha çok geliyorlar. Okullar tatil olduğu için ya da sömestri tatillerinde. Ama belli bir yoğunluk her zaman var. Ama mevsime göre de tabii ki işte çalışıyor insanlar. İzin ayında ameliyat olmak istiyorlar.
ya da öğrenciler tatilde olmak istiyorlar. O ameliyatını yaptırıp gitmek istiyorlar memleketlerinde. Onun için belli bir dönem her zaman var ama bahar dönemi, yaz döneminde de artış bayağı ciddi oranda olmakta. Evet, bu dönemde de herhalde artış. Bu dönemde genellikle yağ fazlalığı için, meme büyüklüğü için gelen hastalarımız oluyor. Evet, hep çünkü estetik... paltolar çıkıyor, yaz geliyor, ince giyileceği için. Tabii bu bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Hep estetik dendiğinde kadınlar akla gelirdi. Ama artık öyle değil görüyoruz ki. Erkeklerde estetik cerrahi müdahaleler söz konusu olabiliyor. Bu noktada erkeklerin en çok tercih ettiği operasyonlar erkekler neler? En çok yine yüze yağ enjeksiyonu tercih ediyorlar. Üst göz kapağı sarkıklığı için bize müracaat ediyorlar. Üst göz kapağı sarkınca görmeyi de etkiliyor çünkü. Burun için rinoplasti dediğimiz estetik burun ameliyatı için özellikle genç erkekler 15'te 20 yaş arasında jinekomasti dediğimiz erkekte meme büyüklüğü meydana gelmekte. Onları bir endokrin doktoruna gösterdikten sonra herhangi bir hastalığı da yoksa biz onu o meme büyüklüğünü ya memenin o ucundaki meme ucunun altından yarım ay şeklinde girerek kasa kadar o dokuyu tamamen alarak çukur olmayacak şekilde düzeltiyoruz ya da bayanlara yapılan liposuction yöntemine uygun hastalarda erkeklerin memesine yapıyoruz. Bu daha iyi bir ameliyat çünkü liposuction yönteminde hem iz kalmıyor hem hasta daha konforlu bir ameliyat olmuş oluyor. Liposuction yöntemini erkekte meme büyüklüğü jinekomastide de kullanıyoruz. Uzun bir yıldır kullanıyoruz. Yaklaşık bir 10 yıldır kullanıyoruz. Hastalar çok memnun kalıyorlar. Ama uygun hasta olması, memenin çok büyük olmaması... Bazı memeler bayan memesi kadar büyük olabiliyor erkeklerde. Onlara liposuction yöntemi uygulanmıyor. Evet, peki riskleri var mıdır ya da neler? Her ameliyatın riski var. Biz hastalarımızda bir hastalığı var mı diye konuşuyoruz. İlaç kullanıyor mu? Ondan sonra ameliyat için akciğer görevlisi tahlil tetkikler yapıp anestezi doktorumuza mutlaka danışıyoruz. Zaten ameliyathane şartlarında yapıyoruz çoğu müdahalemizi. Anestezi doktorumuz başında oluyor. Tabii bu bir ekip işi. Bütün cerrahi doktorların arkasında bir ekip vardır. Ameliyathane hemşireleri, servis hemşirelerimiz, hastayı taşıyan personel bile çok önemli. Hastaya moral vermesi değil açısından. Mi? Onun için bizim hastanemizde her türlü şartlarımız müsait. Evet. Tüm ameliyatlarda risk var şüphesiz ki bunlar analiz ediliyor ameliyat olmadan önce. Onların tahlil tetkiklerle riski en aza indirmek için araştırıyoruz. Hep estetik derneğinde burun estetiği daha sık konuştuğumuz bir konu ama bu şekilde yine popülerleşen son zamanlarda özellikle hangi estetik türleri söz konusu? Meme küçültme çok yaygın. En çok herhalde çünkü meme küçültme bayanlarda sırt ve boyun ağrısı da yapıyor. Başka problemleri de beraberinde getiriyor. Aynen. Hastalar özellikle çok aşırı büyük memelerde ameliyattan sonra inanılmaz derecede mutlu oluyorlar. Belli bir yük kalkmış oluyor. Göğüs kafesi gövde daraldığı için bilmeyen yakınları siz zayıfladınız mı diyorlar hastalarımıza. Esasında memesi küçüldü, göğüs kafesi daraldı. İnce tişört... Vücudu saran tişört giyemediği için başvuran hastalarımız oluyor. Hastaların inanılmaz bir memnuniyet oranı var. Yine liposuction her zaman popüler. Yine kepçe kulak ameliyatları yapıyoruz. Göz estetiği yine her zaman sık yaptıklarımızın ama dünyada ve Türkiye'de en çok yapılan ameliyat estetik burun ameliyatıdır. Evet, bu nedenle. Ve Türk plastik cerrahları da estetik burun ameliyatında dünyada en iyi yerlerdedir. En iyi yerlerdedir. Evet, gözden birazcık bahsedelim sonra da isterseniz buruna geçelim hocam. Göz kapağı ile ilgili bir operasyondan söz etmiştiniz. Hangi durumlarda göz için estetik cerrahi müdahaleler göz için söz konusu temel olabilir? Kriter göz üst göz kapağının görme alanını yani kirpiklerin birazcık altına kadar, birikimin altına kadar sarkması. Bu ameliyatlarda hastalarımız çok memnun kalıyorlar. Yani görüş alanını engel yaratan sarkma diyoruz biz. Alt kapakta da hastalar bize geldiklerinde benim çevremde şu şekilde bir ifade kullanıyor. Benim çevremdeki insanlar işte yorgun olduğumu, ilaç kullandığımı söylüyorlar hocam diyorlar. Bazı insanlar da gece uykusuz kalmaya bağlı. Alt göz kapakları şişer ve mor olur. Ve o morluk ve şişme çok aşırı düzeydeyse ve hastanın guatrında olmaması gerekiyor. Çünkü guatrda yapabiliyor bu şişmeyi. Guatrında ilaç kullanması gerekiyor mutlaka. Biz bunları ameliyat endikasyonu veriyoruz. Hastada freshing dediğimiz bir tazelenme oluyor. Bir taze bakış oluyor.
ve hasta memnuniyeti çok yüksek düzeyde. Hastanın çünkü bakışlarını değiştiriyorsunuz. Bakışları değişiyor. Canlı bakıyor, diri bakıyor, yorgun bakmıyor. Çevresindekiler aa diyor ne güzel değişmişsin diyor. Onu ameliyatları da biz hastanemizde yapıyoruz. Evet, böyle etkiler alıyorsunuz. Şüphesiz sizi de herhalde çok mutlu ediyor bu etkiler. Biz hastamız mutlu olunca çok mutlu oluyoruz. Burun için yöntem olarak birazcık da sormak istiyorum. Açık ve kapalı yöntemler zannediyorum tercih ediliyor. Bu ayrım nasıl yapılıyor? Açık başka kapalı yöntemleri ben şöyle anlatayım. Aracımızda navigasyon var. Navigasyonla bir yere gitmek şehir içinde. Şehir içindeki yolu biliyoruz. Kendiliğimizden gitmek gibi. Esasında ikisinin de gittiği yol aynı. Aynı şey. Kapalı teknikle biz asistanlık dönemlerimizde bir 15 yıl önce kapalı teknikle ameliyatlar yapıyorduk. Ama sonradan görüldü ki o dönemler açık teknikle ameliyat yapan vardı. Kapalı teknikle açık teknik esasında sadece burun ucuna şu bölgeye yapılan bir insizyona girilir. Kapalı teknikte ise burun içinden girilir. Sadece açık teknikte burun ucunda girildiği için o fark kesik vardır. Diğer işlemlerin hepsi aynıdır ama kesikte iz de kalmaz. Ben açık teknikte yapıyorum ameliyatlarımı ama kapalı teknikte öğrendim burun ameliyatını. Asistanlık döneminde ve uzun yıllar kapalı teknikte yaptım. Kapalı teknikte yapılan arkadaşların plastik cerrahi ya da KBB'den de yapanlar oluyor. Doğrudur yaptıkları ama tamamıyla cerrahın kendi hissiyatına bağlı, kendi tecrübelerine bağlı. Açık teknikte sorunlar, burun ucu sorunları, işte burun üstünde kemer dediğimiz sorunlar, burun içi sorunları daha iyi şekilde düzeltildiğine inanıyoruz biz ve o şekilde yapıyoruz. Evet, ama iki yöntem de doğrudur. Hastalar bazen kafası karışıp soruyor. Ben diyorum ki iki yöntem de doğru. Açık yapan arkadaşlar da ama plastik cerrahi de Türkiye'de ve dünyada genellikle açık rinoplastiye dönüldü artık. Çünkü açıkla sonuçlar burun ucu özellikle uzun olan, projeksiyonu fazla dediğimiz uzun olan burunlardan ve septo nefesi de düzeltiyoruz aynı anda. Nefes sorunu yaşayan hastalardan açık cerrahi daha iyi sonuçlar veriyor. Evet, ben de bunu soracaktım. Şunu çok sık görüyoruz. Benim burnumda bir et vardı. O alınmışken burnumun da şekli de düzeltildi gibi. Bu doğru mu? Esasında o tam ters psikoloji bize de çok geliyor. Her gün geliyor. Esasında hasta estetik istiyor da. Burun içindeki ete bahane buluyor. Bahane buluyor. Tamamıyla o hastalarımızın gizliyorlar estetik taleplerini. Ondan kaynaklanıyor. Ama biz burun içinde burunla ilgili 3 tane sorun vardır. Görünen yani herkesin göreceği dışla ilgili sorunlar. İkincisi burun içindeki eğrilik dediğimiz septum deviasyonu denilen burun içinde bu eğrilik hatta bile. O tomografide görülebiliyor. Film çektiriyoruz. Üçüncüsü de burun içindeki et büyüklükleri. Bir de burunla alakalı sinüzitler var tabii ki. Şimdi şunu belirtmekte yarar var. Plastik cerrahlar ve tabii ki burun ameliyatı yapan, kulak burun boğazı çok da iyi yapan arkadaşlar da var. Estetik burun ameliyatı yaparken eğer hastanın burun içinde eğrilik varsa onu da düzeltmek gerekiyor. Onu düzeltmezsen bir çadır gibi, çadırın direklerini düzeltmezsen dışı da güzel görünmez. Çadır yamuk durur. O şekilde anlatmak daha uygun olur. İçini de düzeltmek gerekiyor. Burunun içini düzeltmeden dışını düzeltmek mümkün değil. Estetiğini yapmak mümkün değil. Onun için açık rinoplasti ile yapıyoruz. Burun içini, burun ucunu ve burun şeklini vermek daha uygun oluyor. Açık rinoplastiden seyircilerimiz iç çekinmesine zaten en sık yapılan ameliyat. Şöyle de durumlarla da karşılaştığımız oluyor. Birden çok kez özellikle konu burun olunca birden çok kez ameliyat olabiliyor kişiler. Bunun sebebi nedir hocam? Bu çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Biz hastalarımıza onu söylüyoruz zaten. Normalde 100 hastanın 20'si ikinci ameliyat gerekebilir. Evet. Dünya istatistiği o şekilde. Ama bu doğal bir şey. Bu bende işte 500-600 hastada birdir. Bazı yapan cerrahi arkadaşlar da 200-300 hastada birdir. Bazılarında 1500 hastada 20 olabilir mesela ama dünya istatistiği 100 hastanın 20'si ikinci ameliyat olabilir. Ama bu ikinci ameliyat hasta memnun olmayabilir bir şeyden ama tabii ki bilimsel ölçülere uygun olması gerekiyor. Sırf hasta özellikle istiyor diye de güzel olan bir şeyi tekrar yapılmaması gerekiyor bence. Burada yine o iletişim devreye giriyor. Yine iletişim devreye giriyor. Hasta iletişim devreye giriyor. Ama ikinci ameliyat geliyor. Hani halk arasında burunda düşme oldu, ikinci ameliyat olduğunu denilir ya. Bu tamamıyla burunda hani ikinci ameliyat gerektirebilecek sorunlardır. Çünkü burun ameliyatı dünyanın en zor ameliyatıdır. Ben hastalarıma bypass ameliyatı kadar önemli derim. Sebebi nedir?
Burun çok güzel olur ameliyatta ama 1-2 ay sonra bir sorun olabilir. Ya da burun hani tam cerrah içine sinmeyebilir ama süper bir burun ortaya çıkabilir. Çünkü bizim elimizde olmayan sebepler de olabiliyor. Hı hı. Hastanın tamamıyla iyileşme yapısı, kemik yapısı. Ama dediğim gibi Samsun'da ve Türkiye'de burunda ikinci ameliyat oranı da düşük plastik cerrahide. Hasta memnuniyet oranı da çok yüksek. Hı. Çünkü sokaklarda, AVM'lerde burnu bantlı, altılı. Evet. Ben de görüyorum, herkes görüyor. Bu ne demektir? Samsun için konuşalım. Hasta memnuniyeti yüksek insanlar oluyorlar. Hı hı. Sonuçları da görüyoruz. Hastalar yüzlerinde olumlu değişiklik oluyor. Mesela bayanlarda mesela sert görüntü çok önemli. Hı hı. Daha soft, daha yumuşak bir görüntü oluşuyor. En çok geri dönüşüm ondan alıyoruz biz. Daha yumuşak, daha kadınsı bir görüntü. Hı hı. Yüzün ortasında olduğu için hasta memnuniyeti çok yüksek burun ameliyatı ve en çok yaptığımız ameliyat. Evet. Şöyle efsaneler duyarız hep. Bir fotoğrafla bir estetik cerraha gidip ben buna benzemek istiyorum. Zaman zaman psikolojik sorunlara da dönüşen örnekleri de yansıyabiliyor. Böyle şeylerle karşılaşıyor musunuz? Hala bu devam ediyor evet, mu? Evet, evet. O da çok önemli bir konu. İyi ki sordunuz. Yine gelen hastalarımız var. Ama biz diyoruz ki onun kemik yapısı, yüz yapısı, kaş yapısı, göz yapısıyla seninki farklı. Tabii ki belli ölçülerde onlara yardımcı oluyoruz. Yapanlar var. Bazen takıntılı yani burnuna kafayı takmış hastalarımız geliyor. Burun ameliyatı da gerekiyor esasında. Yine onların da ameliyatlarını yapıyoruz ama düzeltilebilecek konuları hiç kafaya takmamak lazım bence. Böyle yani, mi düşünmeli insan? Tabii plastik cerrahi, yani hastalarımız artık plastik cerrahi ulaşabiliyor. Hiç kafaya takmadan bir doktora başvurup uygunsa ameliyatlarını olmaları gerekiyor bence. Evet. Resimle gelen nadir olsa hastalarımız var. Hastalar genellikle araştırdıkları için fazla artık resimle gelen azaldı. Bir 5-6 yıl önce, 10 yıl önce çoktu. Angelina Jolie'nin resmiyle gelen oluyordu. Başka ünlü aktörlerin resmiyle gelen oluyordu. O biraz daha azaldı şimdi. Çünkü güven arttı. Plastik cerrahinin geçmişi Türkiye'de bir 70 yıllık, 60-70 yıllık. Ama şimdi hem uzman sayısı, doktor sayısı arttı. Hem insanlar yapılanları gördüler. İnsanların en önemli şey bir ameliyatı yapan doktorun hastasını başka bir insanın görmesidir. Başka bir hastanın görmesidir. Bu kadar iyi bir referans. En büyük olması hani herhalde. Reklam diyelim hani ticari olarak en büyük reklam ve en büyük övgü odur. Odur ve bizim yaptığımız ameliyatı görünen ameliyat olduğu için mesela bir genel cerrah arkadaş apansit yapar, hastanın ağrısı falan yok, iki gün sonra taburcu eder, hasta kontrolü ama bizim yaptığımız ameliyatı alışveriş yaptığınız marketteki görevli de kasiyer de görüyor, manavdaki tablacı da görüyor, herkes yorum yapıyor. Bütün çevrendeki eşi, ailesi. Çünkü biz görünen bir iş yapıyoruz. Zor bir iş yapıyoruz. Görünen olduğu için de herkes bir yorum yapıyor. Dedesi yorum bu yapıyor, babası yorum yapıyor. Bu zorluyor mu sizi zaman zaman da? Bizi zorluyor demeyelim de biraz şey olur. İyi övgüler alınca biz çok mutlu oluyoruz tabii ki. Ama tabii ki eleştiriye görsel olduğu için ve görünen bir yer olduğu için estetik ameliyatlar eleştiriye de açık ameliyatlar oluyor. Evet, göreceli de bir kavram. Birine göre güzel olan, diğerine göre güzel olmayabilir aslında. Bizim güzel yaptığımız bir ameliyatı hasta hani bir hocam şurası da şöyle olsaydı diyor. Hani bizim Berkit'te hastanın Berkit'te tam olarak hani bizim içimize sinmeyen bir şey olabiliyor. Hasta çok memnun oluyor. Hasta çok memnun oluyor. Böyle durumlarla da karşılaşıyoruz. Tabii ki görsel tamamıyla. Herkesin de gördüğü, herkesin de yorum yapacağı ameliyatlar olduğu için insanlar çevrelerine etkileniyorlar. O tamamıyla ilk başta konuştuğumuz hasta doktor ilişkilerine geliyor tamamıyla. Tamamen estetik müdahaleye ihtiyaç olmayan biri, bunda ısrarcı olursanız bir tutum sergiliyorsunuz. Yapmıyoruz ikna ameliyatını, etmek... hayır ikna etmiyoruz. Ameliyat için biz hiçbir hastamızı plastik cerrahlar ikna etmezler. Gerekmiyorsa ikna etmiyoruz. Ameliyat olmamaları için. Evet, gerekmiyorsa ameliyat olmayın diyoruz biz. Bunu söylüyorsunuz. Çünkü ameliyat çok kutsal bir şey, Israrcı çok önemli bir şey. Israrcı olanlar oluyor mu bu noktada? Israrcı olanlar olabiliyor. Olabiliyor. Küsenler de olabiliyor bazen. Böyle durumlar. Olabiliyor ama onun iyiliği için ameliyat çok kutsal bir şey. İnsan canıyla ilgileniyoruz. Estetik de olsa bir ameliyat, bir genel anestezi ya da anestezi almak gerekiyor. Belli düşük de olsa riskleri var. Onun için hasta vücudunda kutsal olarak gördüğümüz için kesinlikle
çok ısrar etse de hasta yapmıyoruz. Biz de size ameliyat gerekir diye çok ısrar etmiyoruz. Hastanın kendi kararını almasını bekliyoruz. Evet ve önceden yapılan özellikle yine burun, hep burun estetiği üzerinde duruyoruz ama şişlikler, morluklar hatta kişilerin farklı farklı yöntemler bu morlukları gidermek için denediklerine şahitlik ederdik. Şimdi o kadar görmüyoruz. Bunun sebebi nedir? Şimdi tabii ki cerrahi süreleri kısaldı. Eskiden cerrahi süresi özellikle genel anestezi altında arttıkça hani buruna olan travma yani buruna dokundukça hasta daha çok şişiyordu. Bunun eskiden sebebi bu mu? 3-4 saatte sebebi. Yapılan burunlar şimdi 1 saatte, 1,5 saatten fazla yapıyor. Bu süre kısaldığı için hasta travmatize olma dönemi yani uğraşılma dönemi az olduğu için hastanın morluğu şişkaz oluyor. Bir de ben kendi adıma söyleyeyim ve çoğu plastik cerrah arkadaş da uyguluyor. Şişmemesi için ilaç yapıyoruz artık. Hani teknoloji gelişti, uygulamalar. Bu da teknolojinin kullanıldığı alanlardan biri. Ya yani ilaç teknolojisine bağlı olarak biz şişmemesi için ilaç yapıyoruz. Benim hastalarım genellikle çok şişmezler, çok morarmazlar. Biz şişliği önleyici ilaçlar ameliyattan bir yarım saat önce yaptırıyoruz. O da çok önemli. Yani hastanın alçısını çıkartıp sonra burnu güzel olabilir ama şişinin de az olması gerekiyor. Hastayı hani ameliyat sonrası da insanla uğraştığımız için konforlu bir dönem geçirmesi gerekiyor. Yüzü çok, gözü çok şişen hastanın burnu güzel olmuşsa da hasta tabii ki belli bir dönem yaşıyor ama burnu çok şişse bile hastanın bu normal. Ben hastalarıma her zaman diyorum çok şişebilir hatta gözü kapanıncaya kadar şişen hastalar. O 10 günlük, bu kişinin yapısıyla 15 mı günlük, alakalı biraz kişi yapısı çok etkili. Genellikle alerjik bünyeli beyaz tenli hastalarımızda çok fazla şişme olabiliyor. Ama o ilaçları kullandığımızdan beri hastalarımız hani şişlik indirici yaklaşık onları ben 7-8 yıldır kullanıyoruz. Genellikle çok şişmiyorlar. Çok şişmiyor. Evet. Hasta diğer çevrendeki insanlar olanlarla görüştüklerinde diğerleri bizim hastalarımıza "Aa çok şişmemişsin." diyorlar. O da çok önemli bir kriter. Değil mi? Bu da aslında kişi için konforla alakalı artık dönemimiz konfor kesinlikle dönemi. Diğer estetik müdahalelerdeki ameliyat sonrası süreç, örneğin meme küçültmenin çok popüler olduğunu ifade ettiniz. Ameliyat sonrası o süreç nasıl geçiyor? Kişilerin dikkat etmesi gereken noktalar neler oluyor? Tabii ki biz hastalarımız ameliyattan önce bilgi veriyoruz hem sözlü hem yazılı olarak. Meme ameliyatlarını buruna göre birazcık uzun yatırıyoruz biz. Hasta hani tamamıyla bizden çıktığı anda ona en az pansuman kalsın. En az hani riskler azalsın. İşte belli riskleri var meme ameliyatlarının. Memede kan birikmesi, dolaşım takibi gibi meme dokusunun. Asıl önemlisi biz son 4-5 yıldır yine uyguluyoruz. Ağrı topu dediğimiz öyle büyük ameliyatlarda hastanın ameliyat sonrası ağrısını en az düzeyde tutan, kademeli ağrı veren, ağrı kesici veren bir cihazlar var. Yine teknolojik diyelim. Hastalar çok konforlu. Hemen hemen sıfır ağrı. Nasıl kullanılıyor bu cihaz? Onu biz ameliyat sonrası hemen takıyoruz. Ameliyat sonrası taktım. Anestezi doktorlarımız takıyor. Dedim ya ekip çok önemli. Anestezi doktorlarımız takınca onu 24 ya da 48 saat oranında kalıyor hastaya. Kademeli olarak ağrı kesici veriyor. 2-3 tane ağrı kesicinin karışımı. Hastalarımız o dönemi ameliyat sonrası post-op operatif dediğimiz dönemi en az hatta sıfıra yakın ağrıyla geçiren hastalarımız var. Ağrı duyanlar da o ağrı topu takılmasa ona göre minimum ağrı duyuyorlar. Çok da rahat oluyorlar. Evet. Meme hastalarının hemen yürümesini istiyoruz biz. Hemen ertesi günü yatırıyoruz. Yatırıyoruz yani en az bir 3-4 gün yatırıyoruz. 3-4 gün yatıyor ondan sonra mı yürümesini istiyorsunuz? Yok hemen ertesi günü yürümesini istiyoruz. Hemen ağızdan sıvı almasını istiyoruz. Sonuçta büyük ameliyat. Meme bir bayanın kanatları çok önemli meme dokusu. Hastanın beslenmesine dikkat etmesini, protein ağırlıklı beslenmesini söylüyoruz. Genellikle rahat oluyor hastalarımız. Evet ameliyat sonrası dedim ama bu bir ekip işi. Ne kadar sürüyor bu tamamen iyileşmesi? Mutlaka kişiye göre değişir ama genel bir ifade kullanmak mümkün mü? Tabii ki bizim ameliyattan bir gün sonra böyle koridorlarda gezen hastamız oluyor. 3-4 gün yatan da tamamıyla kişiye kalmış o. Ama sosyal yaşantıya dönme, işe dönme olarak söyleyeyim. Bir hafta sonra dönebiliyorlar. Evet, bir hafta gibi bir süre. Bir hafta, o da çok uzun bir süre değil. Bir kesinlikle hafta. Çok uzun bir süre değil. Peki, meme küçültme üzerinden yine gidecek olursak, o dokunun tekrar oluşma riski ne oluyor? Oluşma riski yok. Tekrar oluşma riski yok. O yapıya geri dönmüyor. Şimdi biz hem memeyi küçültüyoruz hem dikleştiriyoruz. Meme dokusu çıkarıyoruz. Bir terzi gibi düşünün. Tamamen o dokuyu çıkarttığınız için. Dokuyu çıkarıp belli özel çizimlerle tekrar memeyi oluşturduğumuz için tekrar oluşma riski yok. Eğer hormonal bir bozukluk yoksa da onu da inceliyoruz tabii ki.
tekrar ve düşme riski de yok. Biz memeyi hem küçültüp hem yukarı çekiyoruz. Dikleştiriyoruz memeyi. Meme çünkü meme ucu sarkmış oluyor. Hatta göbeğine kadar gelen meme uçları oluyor. Hem küçültüp hem dikleştirdiğimiz için hem hastanın dediğim gibi göğüs kafesi daralmış oluyor. Hem hasta memnuniyeti çok yüksek oluyor. Evet, bacak inceltme ve benzeri bacak inceltme çok nadir ama benim yaptığım bir ameliyat. Yine aynı o dokunun şekilde. Oluşma ihtimali var mı? Tekrar hayır önüne... yok. Yok hayır değil yok. Mi? Bacak inceltme de özellikle diz altına kalan çizmeler giyemeyen hastalara benim yaptığım genellikle çok nadir ameliyatlar. Liposuction'la bacak arkasına yaptığımız hatta onları MR falan çektiriyoruz. Yağ kalınlığını ölçüp ameliyattan sonra da ölçüyoruz. Hastalarım hatta en son yaptığım hastalardan çizme giyemediği için başvurmuştu. Çizmesine kavuştu. Çizmesini giydi. Ama nadir yapılan belli de riskleri var. Onlara biz varis çorabı falan giydiriyoruz hani bası yapsın diye. Liposuction yöntemiyle yapıyoruz onu da. Evet. Ve dokunun tekrar ortaya çıkma ihtimali yok. Hayır yok. Bu operasyon tamamen kalıcı tamamen hale gelmiş kalıcı, oluyor. Tamamen hayatın kalıcı. Yüzey yağ enjeksiyonları da tamamen. Tamamen kalıcı. Kulak noktasında en çok neler yapıyorsunuz? Kepçe kulak, dediniz. Kepçe kulak haricinde tabii ki kepçe kulak yapıyoruz. Kulak İlk arkasından giriyoruz. Herhalde. İz kalmıyor. İlk sırada bu var. Bir de ağır küpe takan hastalarımıza kulak memeleri parçalanmış oluyor. En son yaptığım bir hastada 5 parçaya ayrılmıştı kulak memesi. Onları toparlıyoruz. Kepçe kulak en sık yapılan ameliyatlardan. Kulak arkasından giriyoruz. Dikişlerle... kulak kıvrımını oluşturuyoruz. Biz anti-elix dediğimiz kulak kıvrımını oluşturuyoruz. Onun da memnuniyet oranı çok yüksek ama kepçe kulak ameliyatı erişkinlerde ikinci ameliyat gerekebiliyor. Çünkü kıkırdaktaki su oranı kulak biliyorsunuz kıkırdaktan oluşuyor. Kıkırdaktaki su oranı düştüğü için hani ağaç yaşken eğilir gibi 5-6 yaştır onu izleyenlerin dikkat etmesi gerekiyor. 5-6 yaşında yapılıyor ve sosyal güvence kapsamında. Devlet tarafına ödenen bir ameliyat kepçe kulak. Evet, 18 yaşına kadar. Problemi varsa çocuğunuzun. Yani genellikle ilkokula başlamadan getirirlerse iyi olur. Erişkin dönemde de yapıyoruz ama düşük de olsa ikinci ameliyat ihtimali var. Neden? Kulaktaki, kıkırdaktaki su oranı azaldığı için sertleşiyor. Dikişle o biraz tekrar hafif açılma olayı meydana gelebiliyor. Evet, erken yaşta yaptırmakta fayda yaş. Var. Hatta çok çok erken. Çok sık yapıyoruz kepçe kulağı. Sık karşılaşılıyor. Sık karşılaşılıyor. Yine gençleşme noktasına gelmek istiyorum ben. Bu farklı başlıkları içeren bir başlık zannediyorum. Gençleşme noktasında hangi yöntemleri kullanılıyor? Kırışıklıkların giderilmesi noktasında neler yapıyorsunuz siz? O da güzel bir soru. Öncelikle tabii ki botoks. Göz kenarlarına, alın bölgesine, iki kaş arasına. Botoks. Nasıl uygulanıyor botokstan botoks, biraz bahsedelim. Botoks belli bir enjeksiyon, flakon dediğimiz belli bir cam içinde geliyor. Onu sulandırarak uyguluyoruz. Derinin hemen altına uygulanıyor. Biliyorsunuz 6 ay etkisi. Konforlu bir uygulayış şekli var. Kişiyi konforlu, çok rahatsız ameliyathane etmiyor. Şartlarında uygulamıyoruz. Hasta bir 10 dakikalık işlemden sonra kısa gidiyor. Kısa sürede. 1-2 gün sonra etkileri ortaya çıkıyor. 6 ay hastayı yeterli düzeyde mutlu edecek şekilde kalabiliyor. Derinin altına uygulanıyor. Yine poliklinik şartları dediğimiz ameliyathaneye gerek yok botoks için. Normal poliklinikte hasta bakılan yerde de uygulanabilecek bir yöntem. Diğeri yağ enjeksiyonu tabii ki eskiden beri. Kişinin kendi yağını alıyoruz. Hangi durumlarda kullanıyoruz? Biraz önce de bahsetmiştik. Yine çöküklük durumlarında kullanıyoruz. Yanağı tamamen tek tarafta ya da çift tarafta çökük hastalarımız oluyor. Yine kırışıklıklarda hemen kırışıklığın altına kullanıyoruz. Bu yöntem de işsiz. Özel enjektörlerle giriyoruz. Yağı değişik tabakalara veriyoruz. Sebebi belli bir tabakaya verince hafif eriyebiliyor yağ. Verilen yağın da %80'i, 70'i, 80'i kalıcı kaldığı için hastayı ömürlük olarak dolgunluk ve kırışıklığını düzeltmiş oluyor. Bu daha uzun vadeli. Evet. Bir de tabii ki insanın kendi yağını alarak kök hücreyi hem yağ hem de kişinin kendi yağını alıp ona özel işlemlerden geçirip serumunu yüze verilebiliyor. Bu ikisi de kök hücre. Kök hücre biliyorsunuz son 5-6 yıldır çok popüler. Kök hücreyi yağ olarak biz zaten plastik cerrahi olarak Türkiye'de bir 15 yıldır kullanıyoruz. Şu an altın standart bu diyebilir miyiz? Hani altın standart noktasında. Bu. Yüz germenin bile önüne geçti bu. Cerrahinin önüne geçti artık. Yani lazerle yüz gençleştirmelerden de etkili.
hem insanın kendi serumunu vermek kırışıklıklar dolgu için hem de yağ enjeksiyonu. Yağ enjeksiyonunda dudak da dolgunlaştırılabiliyor. Hatta yağ enjeksiyonuyla silikon meme büyütmelerde meme büyüten deneme aşamasında olan çalışmalar da var Türkiye'de klinik deneme çalışmasında olan. Yağ çok etkili şu anda. Ucuz bir yöntem. İnsanın kendi yağı. Çok etkili. Çok da iyi sonuçlar veriyor. Dudak da kalınlaştırılabiliyor yağıyla. Hocam dudak üzerinde de duralım. En çok ne isteniyor dudakla ilgili? Dudakta erkekler inceltme istiyorlar. İşsiz olarak ağız içinden girerek dudağı inceltebiliyoruz. Bayanlar da her zamanki gibi kalınlaştırma istiyorlar. Kalınlaştırma istiyorlar. Bayanlar ince dudak sevmiyorlar. Ona da yağ enjeksiyonu. Hangi yöntemler yağ enjeksiyonu yapıyoruz. Eskiden kolajen ya da çeşitli dolgu maddeleri kullanıyordu ama yağ onların önüne geçti şu anda. Yağ ile de dudak kalınlaştırma yapılabiliyor gayet de. Yine işsiz yöntem. Dudağın kenarından girerek tam diğer tarafa kadar giriyoruz enjektörle. Dudağı kalınlaştırıyoruz. Dikiş bile atmıyoruz. Tamamen kişi normal yaşantısına bu normal müdahalenin sonrasında bir 3-4 günlük şiş olabiliyor. Buz koyması gerekiyor. Antibiyotik de veriyoruz. Ama 1-2 gün sonra işine çok rahat dönüyor. Bir ameliyat gibi değil. Ameliyathanede yapılıyor ama non-invazif bir yöntem dediğimiz hastaya en az zararlı yöntemlerden. Bu da sık karşılaşılıyor ki bu kök hücre yağ dediniz silikonun da önüne geçiyor. Bu noktada silikondan da birazcık söz edelim. Yine çok sık duyduğumuz estetik cerrahi dendiği zaman aklımıza gelenlerden biri de bu aslında. Uyguluyor musunuz? Riskleri var mıdır? Kimlere uygulanmalıdır? Kimler tercih ediyor ya da başvuruyor size bu noktada? Tabii ki onun aynen normal hasta muayenesi değerlendiriyoruz. Bazı hastalarımızın hani tahta göğüs dediğimiz hiç göğüsü, memesi olmuyor genç kızların ya da evli bayanların yani evlenmiş bayanların. Çünkü süt vermeden sonra da süt bezleri kalınlaştı, genişlediği için hastamız sütü kesince bayanlar süt bezleri gerilediğinden dolayı meme küçülebiliyor. Yani bir bayanın evlenmeden önce 20'li yaşlarda mesela memesi varsa süt verdikten sonra meme gerileyebiliyor. Çünkü süt bezleri süt verirken şişiyor. Süt verme kestikten sonra o şişen meme dokusu geriliyor ve memeyi küçültüyor. Ya da doğuştan beri konjenital dediğimiz doğuştan beri hiç memesi olmayan hastalarımız geliyorlar bize. Sonradan da ortaya çıkabiliyor doğuştan da. Neler yapıyorsunuz? Silikonla bu meme büyütmenin yani yağ enjeksiyonu çalışmaları da olmasına rağmen protez dediğimiz meme silikonla içi ve dışı silikon olan, silikon jel olan, dışı silikondan olan malzemeyle memeleri büyütüyoruz. Meme ucundan girilebiliyor. Ben genellikle meme ucundan hani genç evlenmemiş bayanlarda süt vermeyi etkilememesi için kullanmıyorum. Memenin hemen altından ve memenin yanından girilebiliyor. Koltuk altından girilen yöntemler de var. Ama o yöntemler çok fazla şu anda kullanılmıyor. Genellikle memenin altından ya da yanından giriliyor. Meme ucundan giren plastik cerrahi arkadaşlar da var. Mükemmel bir sonuç veriyor. Yaklaşık bir saatlik bir ameliyattan sonra hastamız istediği boyutta memelere sahip olabiliyor. Hasta memnuniyetinin burun ameliyatından sonra en çok olduğu cerrahi bizde meme cerrahisi, meme büyütme cerrahisi. Sık bir şekilde yapıyorsunuz. Sık, onu da yapıyoruz biz hastanemizde. Yine mevsimsel olarak değişiyor mu bu sıklıkların? Yok, o genel olarak 12 ayda hasta müracaatı bize oluyor. Peki kişi sonraki yaşantısında yine dikkat etmesi gereken noktalar neler? Tabii hasta, güzel bir soru. Biz hastalarımızı anlatıyoruz ama hastalarımız mesela ameliyattan sonra emniyet kemerini sadece karın bölgesine takması gerekiyor. Airbag yolcu koltuğundaysa mutlaka kapatması gerekiyor. Çünkü basınç olmaması gerekiyor. Göğsüne darbe almaması gerekiyor. İlk bir ay biraz dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü o silikonun çevresinde vücut bir ayda bir kapsül dediğimiz koruyucu bir çevre, çepeçevre koruyor vücudumuz. Belli bir kalkan yapıyor. Onun için bir aylık dönem çok önemli. Masaj tarif ediyoruz hastamıza. Benim de en çok mutlu olduğum hasta memnuniyeti yüksek olduğu için ameliyatlardandır meme büyütme ameliyatları. Çünkü hiç memesi olmayan birine bir saatlik ameliyattan sonra memelerine kavuşuyor. Evet. Peki kanser hastalarında da uyguluyor musunuz meme sağlanan bu hastalıktan kanser hastalarında dolayı? Eğer özel bir durum var mıdır? Meme dokusu birazcık kalmış ve derisi sağlamsa yapılabiliyor. Kanser hastalarında karın bölgesinden de meme dokusu yapabiliyoruz ya da sırttaki kastan.
Eğer meme tamamıyla kanserden temizlenmişse onlara da doku genişletici yöntemi dediğimiz silikon tarzı bir medikal malzeme konularak derisi genişletilerek ondan sonra silikon konulabiliyor. Ama daha çok onlara karın bölgesinden meme dokusu yapıyoruz. Evet, böyle çalışmalarda. Özel bir ameliyat yöntemiyle. Bu uzun yıllardır yapılıyor. Uzun yıllardır yapılabiliyor. Bu noktada yeni yapılanlardan birazcık söz edelim. Zaman zaman bazı haberler görüyoruz. Kişinin kendi dokusundan kulak üretilmesi gibi. Bunlar için ne kadar zaman var? Sizin bu konuyla ilgili görüşünüz nedir? En son kendi dokusundan kulak üretimi zannedersem Gata'da oldu, Türkiye'de oldu o. Kafa nakli bile düşünülüyor dünyada ki bu artık. Bu yıl içerisinde kafa nakli. Biliyorsunuz Antalya'daki plastik cerrahi hocalarımız yüz nakli de yaptılar. Bu tabii ki gelişime açık bir konu. Teknolojik olarak. Neler olur önümüzdeki yıllarda? Yani hayal bile edemeyeceğimiz şeyler olabilir. Çok hızlı gelişiyor çünkü. Hayal bile edemeyeceğimiz şeyler olabilir. İnsanların plastik cerrahiye güvenleri de arttı. Yeni bir teknik bile olsa insanlar hemen uygulamak isteyecekler. Çünkü bundan önceki yapılanlar Türkiye'de çok iyi. Çok iyi. Onun için yeni bir yöntem bile olsa uygulayacaklar. Çünkü psikolojik olarak insanlar hazır. Yani bizden plastik cerrahi olarak hastaya zarar gelmeyeceğini biliyor artık insanlar. Yeni yöntem bile olsa hazır. Tabii ki neler olabilir? Mesela koltuk altından meme büyütme daha da yaygınlaşabilir. Mesela göbek deliğinden de büyütülebiliyor. Ama bazı zorlukları var endoskopik dediğimiz. Yine endoskopik sadece saçlı deriden ve kulak önünden girerek yapılan yüz germeler gelişebilir. Bunun avantajı ne olur? İşsiz yöntemler. İşsiz yöntem. Hani yağ enjeksiyonuna uygun olmayan hastalarda ya da serum enjeksiyonuna yapılabilir. Kapalı yöntemler yapılabilir. Bekleyip göreceğiz. Evet, mimiklerin kaybolduğuna dair eleştiriler olabiliyor. Özellikle botoksta. Bunu önlemek için ya da bunun nedeni nedir? Bir şey yapılıyor mu önlemek için? Şimdi mesela şöyle açıklamak lazım. Genel olarak açıklamak lazım. Şimdi biz hastalarımız her zaman şey diyoruz. Mesela meme küçültmede biraz hafif iz kalabiliyor. Süt vermeyi de doğurgansa hastamız etkileyebiliyor. Biz hastamıza her zaman şunu diyoruz. Bu işlemi yapacağız. Bu işlemden yarar zarar oranını yani mimik kaybı mı yoksa kırışıklıklardan gitme böyle dolgun bir bakış mı biz hastamıza bunu sunuyoruz. Genellikle ama hastalarımız mememi küçültün, kırışıklıklarımdan kurtarın beni diyorlar. Biz bunu mutlaka hastamızla konuşuyoruz. Bu konuşuluyor hastayla. Mutlaka konuşuluyor. Plastik cerrahlar mutlaka hastaya bilgi verirler. Dediğim gibi uzun dönem takip şeyleri. Hani insanız yüz yüze bakıyoruz temel prensibiyle. Biz hastamıza çok ayrıntılı bilgi veriyoruz. Hastalarımız da kesinlikle ayrıntılı bilgi meslektaşlarımızdan istesinler. Biraz da zorlasınlar. Evet, bu bilgiyi veriyor hekimler kişilere. Temel bilgilerimiz var, onları vermek zorundayız. Sonrasında kişi kendi tercihini yapabiliyor. Genellikle ameliyattan yana tercihlerini kullanıyorlar ama. Sıklıkla yapıldığı için bu mimik kaybı oluyor. Sürekli tekrarlandığında mı yoksa ilkinde mi böyle bir sonuçla kişi karşılaşıyor? Mimik kaybı demeyelim de tabii ki oraları düzleştirdiği için belli bir hani normal görüntünün dışında ama güzel bir görüntü ama işte belli şeyleri de var. Ama insanlar genellikle kırışıklarımı düzelmesi yönünde tercihlerinde bulunuyorlar. Genç bir görüntü istiyorlar doğal olarak. Ki bununla ilgili de herhalde yeni teknolojiler daha da gelişecek önümüzdeki süreçte. Yavaş yavaş sonlandıracağız hocam. Son olarak neler ifade etmek istersiniz bizleri izleyenlere, dinleyenlere? Herhangi bir yüzünde bir kusur görenlere, belki problem yaratanlara kendisi açısından ne yapmalılar? Ülkemiz ve Samsun plastik cerrahi yönünden gayet iyi. Gayet iyi bir noktadayız. Hem Türkiye hem Samsun olarak. Belli bir konuda eğer rahatsız oldukları yüzüyle, vücuduyla ilgili bir sorun varsa bir plastik cerrah uzmanına başvursunlar. Onlardan gerekli bilgileri alırlar. İlla ameliyat olmak için değil, bize soru sormak için, danışmak için insanlar geliyor. Biz onları cevaplıyoruz. Doktorlarına güvensinler. Güven çok önemli. Doktor, ameliyat olacağı yeri iyi araştırmaları gerekiyor. Dediğim gibi tazide doktorda, cerrahta bitmiyor bu. Ekip olarak ameliyathane, anestezi doktoru, dediğim gibi hastayı taşıyan personel, servis hemşireleri, tamamıyla ameliyathane hemşireleri tamamıyla bir bütün bu.
sadece ameliyat yapan cerrahla olmuyor. Ameliyat olacakları iyi hissetsinler. Ben bunları tavsiye ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, estetik operasyonlardan söz ettik. Hocamız bizlerle bir aradaydı. Sohbetimizi noktaladık. Yayınımız devam edecek haberlerimizle. Ancak bugünlük haberin sesini de noktalıyoruz. Bizlerden ayrılmayın diyoruz. Hoşçakalın.